Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz ve bugün gene bir 13. Cuma rehberiyle karşınızdayız. Bu kez kaçış yollarının detaylı anlatımını ve gösterimini yapacağız, yani uygulamalı olarak göstereceğim. Arabayla kaçış, tekne, polis çağırarak ve Tommy'yi çağırarak. Tommy'yi çağırarak daha doğrusu tam kaçış olmuyor ama Tommy'nin size yardım etmesini sağlayabiliyorsunuz. Hatta Jason'ı öldürmenize bile yardımcı olabiliyor. Evet arkadaşlar, öncelikle kaçmanız için map çok önemli. Neden önemli? Araba nerede, tekne nerede gibisinden bakmanız lazım ki hani benzin vesaire bulunca sorunsuz bir şekilde götürebilin. Öncelikle map çekmecelerden, yani evlerden rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ancak baktığınız bulamadığınız çoğu kişi almış. Gördüğünüz gibi bir tabela var, yani ormanın içinde. Bu tabelanın yanına gidip tuşuna bastığınız zaman size bir adet map veriyor ve gördüğünüz gibi mapiniz oluyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Evet arkadaşlar, şimdi telefon yapmak için gerekli olan itemimizi bulduk. Gördüğünüz gibi çekmeceden çıktı. Böyle hafif dinamit havası var ve ilaç gibi bir değişik, işte gördüğünüz videodaki. Bunu tuşuna basıp tutarak sol alttaki envanterimize alıyoruz ve bunun için telefon olan evi bulmanız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi telefonumuzu yapmak için gerekli olan işaretimizi bulduk. Gördüğünüz gibi zaten bulduğumuz itemin aynısı üstünde kırmızı şekilde yanıyor. Ancak Jason genelde bu tamir edeceğimiz yerin önüne trap koyabilir. Trap de nasıl? Şurada gördüğünüz gibi şu yapraklar şu an trap oluyor. Hiçbir şey fark edilmiyor gördüğünüz gibi. O yüzden çok dikkat edin. Çünkü yakalanırsanız sesiniz Jason nerede olursa olsun ona gidiyor. Ve trap'i nereye koyduğunu biliyorsa gelebilir. Onun harici bir sıkıntınız yoksa tuşuna basılı tutarak yapmaya başlayabilirsiniz. Bu tarz şeyleri tamir etmek için, hızlı tamir etmek istiyorsanız şu an gördüğünüz Deborah Kim adlı karakteri alabilirsiniz. Repair'i gerçekten çok yüksek. Ve gördüğünüz gibi çok büyük, yani yapamadım, evet, çok büyük şeyler çıkıyor basmanız için. Mouse soltuk soltuk sağ tık yapmak için. Ve gördüğünüz gibi telefon kulübesini tamir ettim. Telefon kulübesini nerede tamir ettiyseniz telefonda o evin içinde oluyor doğal olarak. Telefonumuzu da gördüğünüz gibi bulduk. Basılı tutarak polisleri arıyoruz. Biraz daha bağır da gelsin, aynen. Gördüğünüz gibi polislerimizi aramayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve 5 dakika dayanırsak map'te gördüğünüz şu kısım veya şu kısma, yani map'in bittiği iki kısımdan birisine polisler gelecek ve o kısımlara ulaştığınız zaman kaçmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, polislerimiz geldi ve map'te gördüğünüz gibi polis işaretimiz mevcut. Dediğim gibi ya sol çıkış ya da sağ çıkış. Polisten oraya doğru koştuğunuz zaman kurtuluyorsunuz. Ancak bu polisler, Jason bu polisin yanına çok fazla giremiyor. Neden giremiyor onu da şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çok fazla yaklaştığı zaman polisler atış kaçırmadan Jason'ı indiriyorlar. Diyelim ki tam bu şekilde polise yakınsınız ve kondisyonunuz bitti. Eğer ki çatapatınız varsa arka taraflarınıza bırakarak yolu kapatıp, gördüğünüz gibi Jason çatapata yakalandı. Bu sırada koşarak polislere ulaşıp kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk kurtulma işlemimiz başarılı. Kısaca ne yaptığımıza değinik olsak, telefonu tamir ettik. Polisi aradık. 5 dakika bekledik. Polisin geldiği yere gittik ve kurtulduk. Evet arkadaşlar, şimdi ise hem araba hem teknemizi yapmak için gerekli olan ortak itemimiz gördüğünüz gibi benzin. Benzinimizi genelde evlerde çıkabiliyor bu tarz. Çekmecede zaten çıkma ihtimali olmadığı için bu tarz genelde bir dolap vesairede bir itemin yanında çıkabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi teknemize geldik arkadaşlar ve benzin simgemiz gördüğünüz gibi burada çıktı. Gene tuşuna basılı tutarak benzinimizi doldurmaya başlayabiliriz. Ancak neden kestim? Küçük bir ipucu vermek istiyorum. Şu an gördüğünüz karakter, telefonda da anlatmıştım zaten. Araba olsun, tekne olsun, işte telefon olsun, bütün tamir işlerinde çok hızlı. Çubuklar bakın şimdi gördüğünüz gibi kocaman çıkıyor. Yani refleksinize çok fazla iş düşmüyor. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde 3 saniyede 5 saniyede bitirdim. Ancak repair'i düşük olanlarda çok küçük çıkıyor ve tutturmanız oldukça zor. Yani Jason'a yakalanma olasılığınız çok yüksek. Bir de arkadaşlar küçük bir ipucu vereyim sizlere. Bu şekil ormanda dolaşırken bu şekilde shift'le koşmak yerine, gördüğünüz gibi hem kondisyonunuz çok kötü hem de Jason'ın sense, yani iki tuşuna basıp volley açmasın açtığı zaman direkt yakalanıyorsunuz. Onun yerine X tuşuna basarak şu şekil tempolu bir koşuyla gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kondisyonunuz çok çok az gidiyor ve Jason'ın sense'ine yakalanma olasılığınız daha da düşüyor. Ve oturup yürüdüğünüz zaman kondisyonunuz yine doluyor, ancak hiç hareket etmezseniz gördüğünüz gibi çok daha hızlı doluyor.
Bu şekil yaklaşık 10 saniyede kondisyonunuzu fulleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bota benzinimizi koyduktan sonra gerekli olan ikinci ve son parçamız da gördüğünüz gibi neydi bunun adı? Bot propeller miydi? Öyle bir ismi var. Öyle bir şey. Sanırım botun motoru oluyor. Bu çekmecelerden vesaire çıkmıyor. Bu şekil gördüğünüz gibi kutu üstlerinden, raflardan, şu şekil raflardan veya sandalye üstlerinden. Aynen, sandalye üstlerinden bulabilirsiniz. Zor bulunan bir nesne açıkçası. Evet arkadaşlar, şimdi son parçamıza getirdik ve dediğim gibi karakterimin tamiri güzel olduğu için gördüğünüz gibi rahat bir şekilde halledebiliyorum. Ve son parçamızı taktıktan sonra E tuşuna basarak botumuza biniyoruz. Bot 2 kişilik arkadaşlar, 2 kişiden fazla binemiyorsunuz. Botumuza bindikten sonra E tuşuna basılı tutuyoruz ve gördüğünüz gibi motoru çalıştırıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere botla nereden kaçacağınızı göstereyim. Süren kişi map'i açamıyor. O yüzden inmeden önce botunuza M tuşuna basarak map'inizi açın. Ve gördüğünüz gibi kırmızı çizgiler var. 2 adet. Bu haritanın sınırları oluyor. Kıyı oluyor yani. Zaten kırmızı çizgilerin bittiği yeri görüyorsunuz. Boşluk. Burada mouse'da görüyorsunuz. Burası botların kaçma yeri oluyor arkadaşlar. Map'ten map'e değişiyor. Ancak zaten buralar hani kapalı olduğu için doğal olarak açık olan yerden kaçıyorsunuz. Burada botun kaçma yeri. Ve botumuzu sürmeye başlıyoruz arkadaşlar. Botun sürüşü açıkçası arabadan daha kolay geliyor bana. Çünkü hani çarpmanızı sağlayacak bir nesne yok. Ancak sudayken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Jason sizi fark ettiyse map'ten ışınlanıp botunuzu batırabilir. O da nasıl oluyor? Aynen bu şekil gördüğünüz gibi Jason bir hayvanlıkla, şu kırmızı olan Jason gördüğünüz gibi suda bir kırmızılık. Ve sudayken size gelip E'ye basarsa direkt ölüyorsunuz. Onu yapma da. Sudayken hiçbir şekilde çakınız da olsa, çatapatınız da olsa Jason'dan kurtulma şansınız olmuyor. Ancak botun yanına gidip tekrar E tuşuna basarsanız bota biniyorsunuz arkadaşlar. Ve tekrar E tuşuna basılı tutarak motorumuzu çalıştırıyoruz. Çünkü motorumuzu, botumuzu bozdu. Ve tekrardan güzel bir şekilde sürmeye devam ediyoruz. Küçük map'te şu gördüğünüz kırmızı hizaları takip ederseniz arkadaşlar, kırmızı çizgileri, zaten sizi çıkışa götürecektir. Ve gördüğünüz gibi çıkışımıza geldik. 2 adet kırmızı bayrak mı diyeyim, ne diyeyim, huni mi diyeyim, ikisinin arasından geçtiğimiz an gördüğünüz gibi teknemizle, botumuzla kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Kaçış yöntemimizle karşınızdayım. Aslında tam kaçış yöntemi demek mantıksız, çünkü gördüğünüz gibi bu radyodan Tommy Jarvis'i çağırıyoruz ve tüfeğiyle birlikte bize yardıma geliyor. Yani kaçmanıza yardımcı bir eleman diyebilirim. %100 kaçmanızı sağlayacak birisi değil. Ancak güzel oynuyorsa, güzel beceriyorsa gerçekten kaçmanıza büyük olasılıkla yardımcı olabilir. Tommy'yi çağırmak için radyonun yanına gidip E tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Tommy ile iletişime geçiyoruz. Ancak bunu yaparken Jason elektrikleri aynen bu şekilde keserse Tommy'yi çağırmış olamıyorsunuz arkadaşlar ve Tommy maalesef gelemiyor. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Gördüğünüz gibi burada bir elektrik kutumuz var ve bu yaklaşık olarak çevredeki 3-4 evin elektriğini kesiyor. Bunun yanına gidip herhangi bir alet bulmamıza gerek yok. E tuşuna basılı tutarak bunu repair ediyoruz, yani tamir ediyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi evlerin elektriği tekrardan geldi. Elektriğimizi tekrar yaptıktan sonra ise gördüğünüz gibi Tommy Jarvis'i çağırabiliyoruz arkadaşlar. Tommy Jarvis'i çağırma işlemimiz başarıyla bitti arkadaşlar. İki kişi öldükten veya iki kişi kaçtıktan sonra veya bir kişi ölüp bir kişi kaçtıktan sonra Tommy Jarvis'e geçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, son kaçış yöntemimiz ise araba. Şimdi araba için neler gerekli? Bir akü, iki benzin, üç anahtar. İlk parçamız olan benzini gördüğünüz gibi bulduk arkadaşlar. Genelde evlerde veya şu gördüğünüz sarı hangarlarda çıkabiliyor. Gerekli parçamızı bulduktan sonra map'te gördüğünüz gibi araba zaten gözüküyor arkadaşlar. Ve arabamız yanına gidiyoruz. Benzin yerimize geldik. E tuşuna basılı tutarak gördüğünüz gibi benzinimizi dolduruyoruz. Bu mavi araba 4 kişilik bir araba oluyor. Yani 4 kişi binebiliyor bu arabaya. Şoför dahilinde. Şoför hariç 3 kişi yani. Bir de turuncu
turuncu sarı karışımı diyeyim bir araba oluyor. Ona o ise iki kişilik bir araba. Yani iki kişiden fazla binemiyor arabaya. Ancak şu an o gördüğünüz gibi bazen iki araba olmuyor. Onun yerine bir bot bir araba oluyor. Şimdi ise arabamız için gerekli olan ikinci parçamız olan akümüzü bulduk arkadaşlar. E tuşuna basarak akümüzü alıyoruz. Bu da evlerin genelde bu şekilde dip köşelerinde veya dolap yanlarında çıkabiliyor. Şimdi akümüzü de aynı şekilde arabamıza getirdik. Ama gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ne? Trap sıkıntısı arkadaşlar. Jason genelde güzel oynuyorsa Jason yani mantıklı oynuyorsa arabalara ve telefon kutusuna trap koyar. Telefon kutusunu zaten anlatmıştım. Arabanın ise benzin olan bölgesine ve akü olan bölgesine genelde trap konulur. Bunu söyleyeyim. Şoför koltuğuna da. Yani aynı şoför koltuğunun oraya da konulur. Şimdi bu trap'e yakalandığınız zaman kitiniz yoksa çok büyük bir sıkıntıya girersiniz. Ve Jason haritanın neresinde olursa olsun sizin sesinizi duyuyor ve trap'i nereye koyduğunu biliyorsa gelip sizi yakalayabilir. Şu an trap'e yakalanacağım ve sağ üstte Jason'ın ekranından göreceksiniz trap'e yakalandığında ona nasıl haber gittiğini. Gördüğünüz gibi trap'e yakalandım arkadaşlar. E tuşuna basarak bu şekilde trap'ten kurtulabiliyorsunuz. Ancak Jason gördüğünüz gibi haberi aldığı için direkt yanınıza gelebiliyor. Fakat kaçma olasılığınız çok az eğer kitiniz yoksa. Kitiniz varsa kitinizi kullanarak bu şekil kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Tüm sıkıntılarımızı hallettikten sonra akünün yanına gidip arkadaşlar gene E tuşuna basılarak akümüzü bu şekil takıyoruz ve arabamız daha doğrusu tamamlanmış oluyor. Sadece çalıştırmak için anahtar gerekli. Ve son olarak gördüğünüz gibi anahtarımızı da çekmecemizden bulduk. Ve arabamıza koşuyoruz. Arabamızın yanına gidip gördüğünüz gibi şoför koltuğuna E'ye bastığımız zaman anahtarımız varsa zaten kendi biniyor. Anahtarınız olmadığı zaman binmiyor. Dediğim gibi araba 4 kişilik. Yanınızda ve arkaya 2 kişi oturabiliyor. E tuşuna basılı tutarak arabamızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Arabamızı hallettikten sonra arkadaşlar gene M tuşundan gördüğünüz gibi nereden kaçmanız gerektiğini göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi 2 adet mouse'u takip edin. 2 adet çıkışımız var. Bu iki çıkış da map'in bittiği yere çıkıyor. Yani şu çıkışlara falan gitmeyin sakın. Bunlar map'in bittiği yerler değil. Yani şuralar map'in bittiği yerler değil. Gördüğünüz gibi tam map'in dışına çıkan yerler. Ve şoför koltuğundayken map'i açamıyorsunuz. Ona çok dikkatli olun. Evet arkadaşlar şimdi son viraja geldik ve dediğim gibi çıkışları göstermiştim. Araba sürmesi oldukça zor ve eğer Jason araba sürdüğünüzü fark ettiyse genelde çıkışta bekler ve zaten şu an gördüğünüz gibi önümde bekliyor. Ve eğer Jason bu şekil önünüze çıkarsa yapacak pek bir şeyiniz yok. Bu şekil arabanızı bozabilir. Arabanızı bozduktan sonra tekrar arabanıza binerek anahtar falan her şey takılı zaten. E tuşuna basılı tutarak arabanızı tekrar çalıştırıp yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ve zaten çıkış gördüğünüz gibi karşıda belli oldu şu an. Bu şekil sürerek arabanın içinde kaç kişiyseniz kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Ve son ve en zor kurtuluş yöntemlerinden biri de arkadaşlar şu an videoda gördüğünüz gibi Jason'ı öldürme yöntemi. Bunun detaylı bir şekilde zaten özel bir videomda anlatmıştım. O videonun linkini de buraya koyarım, oradan izleyebilirsiniz. Jason'ı öldürdüğün zaman yaşayan kim varsa ne olursa olsun onların hepsi kurtulmuş sayılıyor. Sadece yaşayanlar, eğer birilerini öldürdüyse onlar doğal olarak ölmüş sayılıyor. Kaçış yöntemleri videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Getlog kardeşime de teşekkür ederim yardımcı olduğu için. Teşekkürler her Muhteşem, zaman. muhteşem Jason ile. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.